Eyvallah efendim. İşte ayar yar haline getirildi miydi, çekecek bir şey kalmaz. Sürecek safa kalır. Eyvallah. Her mahluk musikiden anlar arz etmiştik. Hayvanatın musikiden anladığı, bizim Türkçe'ye maval okuma diye giren Arap çobanların mavel teknik yani söyleyişiyle maval değil, maveldir o. Bizim çobanlar kaval çalar, düdük çalar vesaire. Araplar lisanla, insan sadasıyla deve havası okurlar. O havaya mavel denir. Anlamasa okur mu? Ayrıca Hollanda biliyorsunuz bu işlerin laboratuvar çalışmalarının çok yapıldığı bir yerdir. Af buyurun, ineklerin süt kalitesinin müzik dinletilen ve dinletilmeyenle ölçüldüğünde farklı olduğu, çiçeklerin renklerinin ve kokularının farklı olduğu laboratuvar tespitleri yapılmıştır. Fakir bize camadat yani cansızlar diye öğretilen varlıkların sınıflamasında işte hayvanlar, bitkiler, canlılar, insanlar filan canlısız, cansızlar. Cansız bir şey yoktur. Eyvallah. Her şey canlıdır. Eyvallah. Ve her şey Allah'ı zikreder. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard. Her şey Allah'ı zikreder. Eyvallah. Onlar da anlar. Madenciler, taşçılar bunu bilirler. Eğer o cevheri yok edip paraya döndürmekten mada bir takım basitleri varsa, paraya döndürmekten ibaretse o dağı, o madeni anlamaz. Eyvallah. Ama varsa anlar. Eyvallah. Mesela taş çıkarmada, özellikle mermer, oniks gibi, granit, traverten gibi, patlatacağına keserse mutlaka daha güzel desenler, daha sağlam, daha işe yarar şeyler elde eder. Patlatarak elde ederse... Bir gürültüyle yani. Evet, gürültüyle ve canını yakarak. Dolayısıyla musikiden anlamayan yaratık, mahluk yoktur. Bu ahenktir. Vücudumuzdaki, kendi kainatımızdaki ahenk, semadaki ahenk, her şey bir ahenktir. İşte sadanın ahenklisi de musikidir. Tasavvufun en önemli aletlerinden biridir. Zaten tasavvufi şahsiyetlere baktığımızda hepsinin musikiyle meşgul olduğunu görüyoruz. Mesela hiç tasavvufla meşgul, affedersiniz, musikiyle meşgul olmadığı zannedilen Nakşibendiye'de zannediyorlar ki zamanımızdaki şeyler Mevlana Halid-i Bağdadi Efendimiz'den gelen koldan ibarettir. Yani Nakşi'nin 80 tane kolu var. Bundan ibaret değildir. Molla Nureddin-i Cami, yani Molla Cami dediğimiz Zat-ı Şerif'in malum musiki üzerine risalesi vardır. Tarik-i Nakşibendiye'de Pir-i Sani'dir. Kim biliyor? O şimdi zamanımızda moda, Hintlilerin şakrası var ya. Peki Şah-ı Nakşibend Efendimiz'in letaif noktalarını kim biliyor? Dolayısıyla bizim her şeyi öğrenmek için başkasına ihtiyacımız yok. Kendi kendimizi öğrenelim, bize yeter. Eyvallah.